Yalnız ondan önce ben bir iki çift laf etmek istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, aşağı yukarı 3 yıla yaklaşıyoruz. Yeni seçim mevsimi geliyor. Bu seçtiğimiz yeni yönetim kurulu gerçekten çok örnek bir faaliyette bulundu. Tamamen demokratik, açık, şeffaf ve çok çalışkan, başta başkan olmak üzere çok iyi bir yönetim örneği gösterdiler. Dolayısıyla bu konunun bu yönetim tarafından gündeme getirilmesi bizce çok önemli. Benim dileğim bu gün alacağımız kararlar, daha sonra yönetimin alacağı kararlarla bu diğer konularımız olduğu gibi bu oda bina konusunun da bu yönetim tarafından takip edilip halledilmesi, bu yönetimin iş başında olması bizim için bir şans. Dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum bu mesleğimiz adına böyle bir çaba içinde oldukları için. Ve de bu çabanın da devamını diliyoruz. Gerçekten işte gece gündüz mimar mühendis gibi çalıştılar bu konuyla ilgili. Ve de çok ciddi de bir öneriyle geliyorlar. O bakımdan da kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hayırlısını, mesleğimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Buyurun Yaşar Bey. Evet değerli meslektaşlarım, değerli üstadlarım. Önemli bir karar almak üzere toplanmış bulunuyoruz. Yalnız hiçbir meslektaşımız endişe etmesin. İçinize sinmeyen, bir tek meslektaşımızın içine sinmeyen, kabul etmeyeceği bir kararı biz de almak istemiyoruz. WhatsApp görüşmelerini, yazışmalarını ben de fırsat buldukça takip etmeye çalıştım. Tabii ki kötü bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Hepimiz bu sıkıntıları ortak bir şekilde yaşıyoruz. Binayı yıkmak bizim kendi isteğimiz değil. Süreç şöyle başladı. Biz uzaktan toplantılar yapmak için özellikle il dışındaki meslektaşlarımız, özellikle evinden toplantılara katılmak isteyen meslektaşlarımız için uzaktan toplantıları izleme imkanı yaratmaya çalıştık. Bunun için bilgi işlem sorumlumuz gerekli araştırmaları yaptı. Önemli ölçüde harcama yapmamız gerektiğini belirledi. O yatırımı yapmadan önce, daha önce Eczacılar Odası Başkanı'yla görüşürken depremin yaşandığı gün kendisinin odada olduğunu ve şans eseri kurtulduğunu düşündüğünü söyledim. Binanın mutlaka yıkılması gerektiğini, dolayısıyla buraya bir harcama yapmanın fuzuli olabileceğini söyleyince biz tabii binayı yenilemek için değil ama bir manevi sorumluluktan kurtulmak için karot testi yapmak istedik. Şimdi karot testinde de biliyorsunuz bir resmi olanı var, bir de ön tespit olanı var. Resmi olanı yaptığımız zaman binayı hemen boşaltmak gerekiyor. Biz buna tedbir olarak önce bir ön tespit yapalım istedik. Ve buna dayanarak bir ön tespit yaptık. Maalesef binamızın ömrü 49 yıl, demir yönünden problem yok, betonlarında sıkıntı var. Bu yönde bir tespit çıktı. Şu anda Aralık ayında karot testi yaptığımızda aynı şekilde bir sonuç çıkacak. Dolayısıyla binayı boşaltmamız gerekecek. Bu arada bizim burada olmamızın gerekçesi, bu konuyu, bu yeni binanın inşasını, konuşma ortamını saygıdeğer önceki başkanlarımızın edindirdiği odalara, onların çabalarına, onların kararlarına, onların emeklerine borçlu olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Onların getirdiği bu noktanın üzerine biz acaba bir taş daha ilave edebilir miyiz arayışındayız. Geldiğimiz noktada bu binayı binanın kat malikleri olarak da yaptığımız toplantı sonucu yıkma kararı ve yeniden inşa etme kararı aldık. Şimdi burada bizim birkaç seçeneğimiz var. Bizim bunlara karar vermemiz lazım.
Sizden tek isteğim, bakın bütün işlemler çok şeffaf bir şekilde yürütülecek. Ben bu konunun ne kadar suistimale müsait olduğunu bilen bir insanım. Dolayısıyla bazı yüklerin altına da girmek istemiyorum. Bir ihale yoluyla, seçeneklerden biri, bir ihale açacağız. En uygun teklifi veren müteahhite verelim. İki, ihaleyi canlı yayında bütün meslektaşlarımızın izleyebileceği bir yolla yapalım düşüncesindeyim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Burada hiç kimse aklına zerre kadar farklı bir düşünce gelsin istemiyorum. Bizim burada vereceğimiz karar objektif olmalı. Binamızı bir katını feda edelim mi, etmeyelim mi? Yarım katını feda edip daha az maliyete katlanalım mı? Yoksa onu da mı feda edelim? Ya da bir katını verelim, hiçbir ödeme yapmayalım, mevcut durumla yetinelim. Ben kendi adıma, bence görüyorsunuzdur, eğitimlere önem veriyoruz, toplantılara önem veriyoruz, mesleki gelişimimize önem veriyoruz. Meslektaşlarımız arasındaki iletişimi önemsiyoruz, dayanışmayı arttırmak istiyoruz ama bunu yaparken doğal olarak uygun ortamlar olması gerekiyor. Mevcut ortamımız eğer bir kata inerse bizim bir defa toplantı salonlarımız olmayacak demektir. Toplantı salonlarının ücreti şu anda gerçekten çok yüksek. Yani biz eğer odamızın bir katını feda edersek birbirimizi daha az göreceğiz. Daha az seminer yapacağız, daha az toplantı yapacağız veya ayda bir, iki ayda bir, üç ayda bir toplantı yapacağız ama otellerde yapacağız. Buna gerek var mı? Bizim için çok riskli bir yöntem. Onu da baştan söyleyeyim. Yani ilave katkı alarak binayı inşa etmek yönetim olarak bizi çok zorlayacak. Yani taraftar mısınız derseniz kişisel olarak her türlü zorluğu göğüsleyerek taraftarım. Ama mantık olarak olmaması gerekir. Çünkü burada belirlenecek katkı paylarını üyelerimizin büyük kısmının ödemeyeceğinin bilincindeyim. Bu yüzden sizden tek ricam, birazdan size Sayın Başkanımın ifade ettiği gibi gerçekten bir haftadır bir mimar, bir mühendis gibi onlardan da destek alarak çeşitli senaryolar hazırlamaya çalıştım. Sizlere onları sunayım. Lütfen rica ediyorum, iyi takip edin. Hep birlikte ortak karar verelim. Değerli meslektaşlarım, sunumumu ben şöyle planladım. Önce bir mevcut binamızın durumunu size aktaracağım. Arkasından yeni binayla ilgili taslak projeler hazırladım. Bu mutlak değil ama değişebilir. Buna yakın bir bina olacak. Üyelerimizin iş kapasiteleri hakkında bilgi sunacağım. Oda kayıtlarını baz alarak bilgi sunacağım. Kim ne kadar sözleşme almış, ne kadar faaliyet belgesi almış, kişi bazında değil. Doğrusu aklınıza yanlış bir şey gelmesin, kişilere ben de bakmadım. Kim ne kadar işi yapıyor onu ben de bilmiyorum. Ben sadece odamız çalışanına belli aralıklar verdim. Bunları bana dökümünü yap dedim. O dökümleri size sunacağım. Odamızın gelir gider durumunu size ileteceğim ki rahat karar verelim. İnşaat maliyetlerinin hesaplanmasıyla ilgili senaryoları size sunacağım. Ve sonuçta öneri niteliğinde birkaç seçenekle maliyetleri nasıl finanse edebileceğimizi size aktaracağım. Sunudan da geçiyor değil mi? Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi mevcut binamız bir zemin artı altı kattan oluşuyor. Zemin katımızda A101 var. Diğer katlarımız aşağı yukarı standart. 5 ve 6. katlar bizim odamıza ait. Ayrıca 1 ve 3. katlar mali müşavirler odasına ait. Dördüncü katta eczacılar odasına ait. Kişisel görüşüm keşke o iki katı da meslek kuruluşlarından biri alsa da burası meslek kuruluşları binası olsa. Binamızın oturduğu yani şu andaki binamızın oturduğu mevcut alan 280 metrekare. Her katın net kullanım alanı 242 metrekare. Muhtemel yeni binamız tabi taslaktır bu, değişebilir ama %95 bu şekilde olacak. Bir bodrum kattan zorunlu olduğu için, iki bodrum kattan zorunlu olduğu için ve bunlarda 8 araçlık otopark da olacak.
7 standart, yani aynı büyüklükte 7 standart kattan bir çatı katı, bunu da bir mimar dostum, mükellefim, arkadaşım özellikle ilişkilerini kullanarak, bizim bundan haberimiz yoktu doğrusu, ilave bir kattan haberimiz vardı ama bu çatı katında olabileceğinden pek bilgimiz yoktu. Bir ilave çatı katı, yani 80 metrekare kullanımı olan bir çatı katı ilavesi olacak. Ve bunlar tabii ortak alan olacak. Yani ilave katlar bütün kat maliklerinin olacak. Yeni binamızın inşaat alanı 3048 metrekare. Teras alanı var. 118 metrekareyi çıkardığımız zaman maliyete etki eden inşaat alanı 2930 metrekare. Bu ne için önemli? Müteahhitler inşaat alanını baz alarak maliyet çıkarıyorlar. Bu yüzden 2930 metrekare bir tarafta hafızamızda tutalım. Bu toplam inşaat alanı içerisinde bizim odamızın payı %28.5. 2930 metrekare içerisinde 838 metrekarelik inşaat alanı bize ait olacak. Şimdi hepimizin merak ettiği konuya geleceğim. Bizim toplam inşaat alanımız, belirttiğim gibi maliyete esas alanımız 2930 metrekare. Değerli meslektaşlarım, ben zaman zaman gruptan paylaşıyorum. Varsa mükellefleriniz, tanıdıklarınız teklif versinler. Bir iki arkadaşımızdan geri dönüş oldu ama ben kendi çabamla yönetim kurulu, yani kendi yönetim kurulu olarak kendi çabamızda çevremizdeki tanımadığımız, aslında tanıdığımız kişiler değil, birkaç teklif almaya çalıştık. Teklif alma süreci bile çok uzun sürüyor maalesef. Aldığımız bilgilere göre bugünkü koşullarda bir metrekare inşaatın kullanılan malzemelere göre değişmekle birlikte 30 bin lira ile 50 bin lira arasında olduğu bilgisini aldık. Biz ortası olan 40 bin lirayı baz alarak size bilgi sunmak için bir çalışma yaptık. 40 bin lira, metrekaresi 40 bin lira olduğunda bizim toplam inşaat maliyetimiz 117 milyon 200 bin lira olacak. Yani bunu katlarımızı vermezsek müteahhite 117 milyon 200 bin lira ücret ödememiz gerekir bütün bina olarak. O anlama geliyor. Bu maliyetin odamıza ait payı ne kadar derseniz slaytta görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. 117 milyon 200 bin liranın %28,5'u. Dolayısıyla 33 milyon 400 bin liralık bir maliyet karşımıza çıkıyor. Bu tabii bina inşaat maliyeti 50 bin lira olduğu zaman odamıza çıkacak pay 41 milyon. Bina inşaat maliyeti 30 bin lira olduğunda odamıza çıkacak pay 24 milyon 800 bin lira olacak. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Meslektaşlarımızla ilgili, odamızın gelir ve gider durumuyla ilgili sizlere bilgi sunmak istiyorum. Değerli üstadlarım, bizim şu anda 443 meslektaşımız odaya kayıtlı. Odaya kayıtlı meslektaşlarımızın 272'si aktif olarak yeminli mali müşavirlik yapıyor. Slaytta görüyorsunuz, büyük yoğunluk İzmir'de. Meslektaşlarımızın 171'i aktif değil. Bunların bir kısmı emeklilik hayatı yaşıyor. Bir kısmı hala kamuda vergi müfettişliği yapıyor. Yine ileriki slaytlarımızda göreceğiniz üzere meslektaşlarımızın yaptığı sözleşme sayılarını odada bir arkadaşlarımıza bir çalışma yaptık. Doğrusu yılın başından itibaren adet olarak da takip ettiriyorum. Satılan tam tasdik sözleşme sayısı burada sadece Kasım ve Aralık 2023'te dahil ettim. Çünkü bir kısım
Daha doğrusu meslektaşlarımızın büyük kısmı Aralık ayında sözleşme satın alıyor. 3949 tam tasdik sözleşmesi satmışız. KDV iade sözleşmesi 5035. Danışmanlık sözleşmesi 567. Faaliyet belgesi 5548. Toplamda 15.000 civarında belge satışımız var. Bu bilgiyi de lütfen bir yere not alın, lazım olacak çünkü. Yine üyelerimizin iş kapasitelerini göstermesi açısından şöyle bir istatistik bilgiyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Üyelerimizin, yani 272 çalışan üyemizin 58'inde hiç tam tasdik sözleşmesi yok. 1-5 arası sözleşme yapan üye sayımız 80. 6-10 arası sözleşme yapan üye sayımız 40. Ben buradan okuyorum çünkü orta kısmın slaytları görmediğini düşünüyorum. 11-20 arası sözleşme yapan üyeler 45. 21-40 arası sözleşme yapan üyelerimiz 28. 41-60 arası sözleşme yapan üyelerimiz 12. 61-80 arası 1, 81-100 arası 4, 100 üzeri sözleşme yapan üye sayımız da 4. Toplam 272 üyemiz ama 3949 sözleşme değil, yapılan sözleşme sayısı 3600. Bunları ortalamasını baz aldığımız zaman istatistik bilgi olsun. Kişi başı düşen sözleşme sayısı 13. Gerçekleşen 3600. Evet, gerçekleşen 3600. Şunu da paylaşmakta sakınca görmüyorum. Bazı meslektaşlarımız sayısı çok çok az. Bütün ısrarlarımıza rağmen sözleşme bildirimlerini yapmıyor ama önümüzdeki hafta, yani kusura bakmasın, onları disipline göndereceğim. Artık buna da disiplin karar versin diye düşünüyoruz. Herkesin bildirdiği bir ortamda bazılarının bildirmemesi, ben şahsen yönetim kurulu olarak içimize sindiremiyoruz. KDV iade sözleşmeleriyle ilgili de kısa bilgi vermek istiyorum. KDV iade sözleşmelerinden de 46 üyemiz hiç sözleşme yapmamış. Yani diğerinde 58 üye, burada 46. Demek ki aslında o 58 üyenin 12 tanesi KDV iade sözleşmesi yapıyor ama 46 tanesinde hiç iş yok. Yani bunları sunmak biraz sonra size sunacağımız önerilerde değerlendirilecek. O yüzden bu bilgileri veriyorum. 5-10 arası sözleşme yapan üyelerimiz 52. 6-10 arası sözleşme yapan üye sayımız 29. 11-20 arası sözleşme yapanlar 39. 21-40 arası sözleşme yapanlar 30. 41-60 arası sözleşme yapan üyeler 11, 61-100 arası sözleşme yapan üye sayımız 5 kişi. Ortalama sözleşme sayısı üye başına 18 düşüyor. Şimdi biraz da odamızın gelir gider durumunu size sunmak istiyorum. Tabii önemli bir karar alıyoruz. Burada odamızın geliri ne kadar, gideri ne kadar, onu bilmek hepimizin hakkı. O yüzden kısa olmak kaydıyla size bu konuda da bilgi vermek istiyorum. Şu anda bankada iktisadi işletmeyle konsolide edilmiş tutarlar bunlar. 701 bin lira paramız var. Alacaklarımız 1 milyon 83 bin. Bunun 252 bin lirası çalışan üyelerden. 831 bin lirası çalışmayan üyelerden. Borçlarımız ise, tedarikçiye borcumuz var 44 bin lira, personele borcumuz var 85 bin lira, personel ücretlerini kastetmek istiyorum. Ve vergi ve prim borçları, yani ödenecek zamanda ödeniyor, 25 bin liralık da borcumuz var. Şimdi bankalardaki paradan ödemeleri çıkardığımız zaman kasamızda şu anda net kalan para 546 milyon. 546 bin. Nispi aidat alacakları var. İçinde bir miktar 30 bin lira civarında.
Şimdi bizim gelirlerimiz nelerden oluşuyor? Bir ayımız kaldı, o Aralık ayı hariç. Aidatlarımız 1 milyon 229 bin. Oda giriş ücretlerimiz 113 bin. Bunun içerisinde bazı meslektaşlarımız merak ediyor. Bina katılım payı ne kadar? Değerli arkadaşlar, bina katılım payı bizim muhasebe kayıtlarında 14 bin lira görünüyor. 7 kişi çalışanlar listesine geçiş yapmış. Dolayısıyla 2 bin liradan 14 bin lira bir paramız bu fondan dolayı hesaplarımıza girmiş durumda. Belge ücretlerimiz yani biraz önce bahsettiğimiz 15 bin civarında belge satışından ki tabii ki durum öyle evet. 3 milyon 19 bin lira gelir elde etmişiz. Faiz gelirlerimiz 111 bin lira. Kira gelirlerimiz 160 bin lira. Eğitim gelirleri 776 bin lira. Bu sene bu eğitim gelirlerinden olmasaydı geçen sene ve önceki sene yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte biz kendi cebimizden çalışanlarımızın ücretlerini ödemek durumunda kalırdık. Bakın burada 776 bin liralık bir fon oluştu. Biz biraz sonra anlatmaya çalışacağım ama kat kaybetmeyelim düşüncemizin temelinde de aslında meslektaşlarımız itibardan tasarruf olmaz söylemlerinde bulunuyorlar ama bizim itibarla işimiz yok. Biz sadece mesleğimizi düşünüyoruz. Şahsi itibarımız varsa zaten var, yoksa zaten yok. O da olsa da itibarımız yoksa olmaz. İtibarımız varsa o da olmasa da itibar sahibi oluruz. O anlamda kişisel olarak, yönetim kurulu olarak bizim itibarla ilgili bir sorunumuz yok. Biz mesleğimizin itibarının yüksek olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ben yine giderlerimiz nelerden oluşuyor? Şunu özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Biz ilk çıkış noktamızdan şu andaki yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın tamamının ortak görüşüyle şeffaflığı önemsiyoruz. Her şeyimiz şeffaf olsun istiyoruz. Danışmayı önemsiyoruz. Danışarak karar alalım. Kendi aramızda da danışıyoruz. Sizlere de danışıyoruz. Birlikte yönetelim istiyoruz. Kendimiz ortak karar alıyoruz ama bununla da yetinmiyoruz. Sizlerle birlikte karar alalım istiyoruz. Dolayısıyla şeffaflık anlayışımızın bir gereği olarak bizim ilk 11 ayda yaptığımız harcamaları kısaca özetlemek istiyorum. Personel giderlerimiz 2 milyon 168 bin. Huzur ücretlerimiz, kurullarımızın tamamının huzur ücretleri 334 bin lira. Yönetim kurulumuzun seyahat giderleri 82 bin lira. Dışarıdan alınan hizmetler 404 bin lira. Nedir derseniz bilgi işlem harcamaları var bunun içerisinde. Serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşımıza ödediğimiz ücret var. Ve basın danışmanına ödediğimiz ücret bu kısmın en büyük kalemleri. Temsil ağırlama giderlerimiz var 84 bin lira. Toplantı giderlerimiz var 30 bin lira. Organizasyon giderlerimiz var 464 bin lira. En büyük kalem budur. Nedir derseniz. Biz Bursa'da çalıştay yaptık. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte gittik. Yeminli Mali Müşavirler çalıştaydı. Antep Yeminli Mali Müşavirler Odası açıldı. Hem başkanlar kurulu toplantısı vardı. Yönetim kurulu olarak açılışa katıldık. İftar yemeği organizasyonumuz oldu. Kokteyl düzenledik. Bu tür organizasyonlarımızın toplam tutarı 464 bin lira. Bina aidatı çok yüksek. İki katın aidatı 281 bin lira. İktisadi işletme eğitim giderleri 169 bin lira. YMM odası diğer çeşitli giderler 395 bin lira. Nedir diğer çeşitli giderler diyebileceğinizi tahmin ederek bunun 265 bin lirasının baskı, basım, dergi, katalog, takvim ve benzeri harcamalar. 66 bin lirası kargo giderleri. Geri kalan kısım da burada şu kalemler fazla olmasın diye yazmadım ama arzu ederseniz mizanı size gönderirim. Oradan görebileceksiniz. İktisadi işletmenin çeşitli giderleri var. 168 bin lira doğrusu bunun notunu almadım ama bunlar da ufak tefek ikramlıklar, o eğitim harcamalarıyla ilgili olması gerekir diye düşünüyorum. Merak eden üyelerimize ben bunu da paylaşırım.
Sonuçta gelir gider durumumuz arasında şu an itibariyle 823 bin lira pozitif bir fark var. Parantezi kapatıyorum. İnşaata tekrar geri dönüyorum. Şimdi değerli meslektaşlarım, bizim bu odamız yıkılacak. Yıkıldıktan sonra birkaç seçenekle bunu yeniden inşa edebiliyoruz. Bu seçeneklerden biri mevcut katlarımızı korumak. İkincisi ilave katlar gelecek dedik. İlave katları satarak yine mevcut katlarımızı korumak. Üçüncüsü katlarımızdan birini tam korumak, diğerinin yarısını korumak veya çatı katı ve bir alt katını yer değişikliği yaparak çatı katını edinmek ve bir katımızı korumak. Dolayısıyla orada da bir katımızı vermiş olacağız. Dördüncü seçenek ve elimizin en kuvvetli olduğu seçenek, binayı kat karşılığı veririz, bir katımızı verir, bir katımızda çalışmaya devam ederiz. Yönetim kurulu olarak rahatlığımız bu. Yani bu işin içerisine girmek gerçekten büyük bir yük. Bizler açısından büyük bir risk. Biraz sonra finansman senaryolarını da size sunacağım. Orada kabul etseniz bile inanın o yükün altından biz nasıl kalkarız onun endişesini de yaşamıyor değilim. Şimdi bu binayı yeniden inşa etme senaryolarıyla ilgili kısa bilgi vereyim. Sizler slayttan net görüyorsunuz. Ben sadece isterseniz fazla uzatmamak için Sayın Başkanım kısa kısa ilerleyeyim. Tabii. Ama görmeyenler var. İsterseniz görünüyor mu? Birinci senaryoya göre inşaat maliyetlerini tamamen biz karşılayacağız. İlave katlar da dahil biz bütün kat malikleri olarak binayı inşa edeceğiz. Burada odamıza 30.720 bin lira maliyet çıkıyor. Bu arada yine bir parantez açayım. TÜRMOP'la aşağı yukarı bir yıllık bir dönemdir sürekli odaya katkı vermelerini istiyoruz. Her ortamda söylüyoruz. Belli bir noktaya getirdik. En son Ege Odaları Başkanlar Kurulu toplantısında Emre Bey ve Yahya Bey'i misafir ettik. Orada yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte bir yemek sırasında sıkıştırdık, ikna ettik. Bir 6 milyon sözünü aldık. Sözünü aldık diyorum. Verirler mi vermezler mi bilmiyorum. Ben bu açıdan hepinizin huzurunda Sayın Genel Başkanımıza ve Genel Sekreterimize teşekkür ediyorum. 6 milyon yeterli olmasa da bir göstergedir. Bu 6 milyon belki 10 milyona çıkabilir diye düşünüyorum. Kendim umut ediyorum. Vallahi Şevket Bey, elimde olsa dükkan sizin. Oylarınız da seçiliyor her dönem. Yani meslek odalarındaki delegelerin yönetimin tercihleriyle aynı yönetim TÜRMOP'ta değişmiyor. Dolayısıyla yani 10 milyona çıkartabilirim derken o zaman 20 milyona çıkartın. Hatta 30 milyona çıkartın, biz TÜRMOP'a ödeyelim. Finansmanını önce o karşılasın. Şimdi Şevket Bey. Pardon başkan. Şevket Bey lütfen başkan şeyi bir tamamlasın. Ondan sonra zaten bütün arkadaşlara zaten, söz almak isteyen arkadaşlara söz vereceğiz. Böyle daha sağlıklı yürür diye düşünüyorum. Dolayısıyla evet, bütün tamam. Senaryolarda teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bütün senaryolarda TÜRMOP'un 6 milyonluk katkısını indirerek odamızın maliyetlerini hesaplıyorum. Birinci senaryoda uygulanması mümkün olmadığını da kabul ediyorum. 30 milyon 720 bin lira bir maliyet yüklenmemiz gerekecek. İkinci senaryoda yani 8. kat ve çatı katını müteahhite bırakma veya satma yoluyla kalan katlarımızı koruma. Bence bu senaryoyu bütün meslektaşlarımız gerçekten iyi incelesinler. Büyük fırsat, bu değerlendirilebilir bir seçenek. Bir miktar maliyet gerektiriyor mu? Gerektiriyor, doğrudur. Ama en azından mevcut katlarımızı korumuş olacağız. Burada da TÜRMOP katkısından sonraki maliyetlerimiz 19 milyon 320 bin lira.
Üçüncü senaryo, yarım katımızı feda etme. Yani o seçeneği de düşünüyoruz. Yani en kötü seçenek diyoruz ki tamam, bir iki katımızı vermeyelim, en azından yarım katımızı verelim, yarısı bizde kalsın. Veya bunun alternatif seçeneği, müteahhitle anlaşalım. 8. kat ve çatı katını biz alalım. Çünkü orada teras alanımız olacak. Bazı etkinlikleri orada yapma imkanımız olacak. O katı alalım. Kendi katlarımızı devredelim. Bu seçenek de çok önemli bir seçenek. Bu yani çok büyük külfet getirmez diye düşünüyorum ama takdir tabii sizlerin. Bunu da özellikle dikkatli değerlendirmenizi sizden özellikle rica ediyorum. Dördüncü seçeneği slayta yansıtmadım çünkü o seçenekte katımızı veriyoruz. Tek kata iniyoruz. Üzerimize herhangi bir maliyet kalmıyor diyeceğim ama İSKA İnşaat'tan, İzmir'in büyük inşaat şirketlerinden teklif aldım. Mesela zemininiz çok maliyet gerektiriyor dedi. %50-50 artı 14 bin lira ücret istiyorum dedi. Yani onu görüşeceğiz. Belki o ücretten vazgeçebilecek ki ilave katlar da kendisine kalmak kaydıyla. Ham haliyle verdikleri teklif bu. Berberoğlu İnşaat diye bir şirket var. Ben bu süreçte isimlerini öğrendim. Bu bölgede yoğun şekilde kentsel dönüşüm yapıyorlar. Bu sabah teklifi gönderdi. O yüzden paylaşma imkanım olmadı. Aslında gelen şeyleri doğrudan grubu atmaya çalışıyorum. Bizim birazdan çıkaracağımız veya çıkardığımız hesaplara yakın bir teklif verdi. Onu da ayrıca size sunacağım. Şimdi üye katkısı öneriler. Bunlar değerli meslektaşlarım sadece öneri. Lütfen bir dayatma olarak düşünmeyin. Zaten dayatacak bir şeyimiz yok. Sizler karar vereceksiniz. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla dün gün boyu çalıştık. Bu önerileri ortaya çıkardık. Şimdi bir maktu katılım payı oluşturmaya çalışıyoruz. Eğer uygun görürseniz bütün senaryolarda yalnız var. Sadece bu senaryoda değil. Belge ücretlerimiz şu anda 300 lira. Muhtemelen yıl başında bu 350, 375, 400 lira olacak. Biz belge ücretlerini iki kat arttıralım diyoruz. 15 bin belge, yani hafızanızın bir yerinden not alın dediğim 15 bin yıllık belge satışımız var. 15.099 evet. 2025 yılında da bunların satılacağını varsayarak sadece ve sadece her belgede 375 lira, takdir edersiniz 400 lira olur, takdir edersiniz 300 lira olur. Bir belgeden fon oluşturalım. Bu fonu bankada ayrı bir hesapta tutalım. Denetim kurulumuz bu fonu 3 ayda bir kontrol etsin, denetlesin ve uygun mecralarda WhatsApp grubu olur, mailleriniz olur, toplantılar olur. Orada sizlere ilan etsin. Bu fonu sadece inşaat maliyetleri hesabında kullanalım düşüncesindeyiz. Burada şunu da yapmaya çalışıyoruz. Tahsil edilmeyen alacaklarımızın 1 milyonunu tahsil ettiğimizi varsayıyoruz. Bu yola girdiğimizde. Pasif üye dediğimiz çalışmayan üyelerle ilgili biz her ne kadar 2000 lira diye düşündüğümüz bir rakam varsa da bunun tahsil edilemeyebileceğini de kabul ediyoruz. Ona bir önerimiz olacak. Farklı bir çözüm önerisi sunacağız. Onu birazdan ayrıca size sunmuş olacağım. Aktif üyelerde yani aktif çalışan üyelerin her birinden 5000 lira maktu katılım payı tahsil edelim. Zaten bunlar aslında yaraya merhem olacak tutarlar değil. Yani topu topuna herkes ödese bile aidatlardan yani ek katılım paylarından sadece 1 milyon 600 bin lira civarında bir gelirimiz olacak. Ama bizim maliyetlerimiz hatırlarsanız en düşük senaryoda 13 milyondu. Orta ve önemli olan senaryoda 19 milyondu. Yani kabul edilmez diye tahmin ettiğimiz senaryoda 30 milyondu. Dolayısıyla belge satışlarından... Sayın Başkan, uzattım başkanım. Şu söylediğiniz en son rakamları bu
bir kat ve çatı katını alıp bizim 5. ve 6. katları verme şıkkındaki maliyet ne kadar? 13 milyon. 13.800. Bunu... Peki başkan, bir de tek kata inme karşılığında herhangi bir şey ödeme var mı? Yok. Herhangi yok, bir ödeme yok. Yok. Yani en kötüsü 13.800 bizim yani şeyden, çatı katımızı, çatı katımızı bir katla birlikte korursak birlikte korup 4'ü 5'i 6'yı veriyoruz. Evet. Evet. Ama bu bahsettiğim maktu katılım payı, belge satışları hem o seçenek için geçerli hem bir katı, iki katımızı muhafaza etme seçeneği için geçerli. Başkan pardon, açık, daha açık olması için bu TÜRMOB'dan gelecek para düşürdükten sonra evet, değil mi bu? Onu düşerek. Yani evet. onu düşürüyoruz. Bu 13 milyona ulaşıyoruz. Şeyden 1 milyonluk tahsilatı yaptıktan sonra, yani bütün o şeyler elimizdeki alacaklarımızı topladıktan sonra bizim ihtiyacımız olan 13.800 evet, diye düşünüyorum evet, ben. Evet. Doğru. Yani üyelerimizden toplayacağımız miktar olarak. Evet, üyelerimizin katlanacağı maliyet olacak. Evet. Mutlaka. Yani bu mutlaka. Tabii başta da söyledim. Bu yani bizim... varsayalım ki o orada olumlu şey alındı. Yani o öyle gidiyor. Tabii yani işte başkan alınırsa alternatif olarak sunuyor. Evet başkanım. Pardon. Onları da izah edeyim. Yani parantez açayım o zaman. Şimdi kat maliklerini toplantıya çağırdık. SMM odası finansal olarak zor durumda. Dolayısıyla onların kendi katlarını koruma imkanları yok. Bir katı müteahhite vermeyi kabul ediyorlar. Yani bir kat karşılığı. Üç birliği yapılamaz mı? Hem TÜRMOB'a karşı SMM'yle hem de müteahhit diyorsunuz. Büyük alan olduğunda güçlü bir pazarı şey olabilir. İnşaat alanı. Dolayısıyla orada dört kata karşı üç kat almak gibi bir de TÜRMOB'da katlıyı daha fazla üç birliği yaparak SMM'yle daha fazla bir katkı sağlanamaz. Bunların hepsini değerlendirdik. Evet. Bizim görüşmemizde SMM Oda Başkanı da vardı. En büyük endişemiz biz istiyoruz, onlar da isterler mi diye bir düşüncemiz vardı. Onu önceden konuştuk. Onların yani siz gündeme getirmeyin, bizim ihtiyacımız var. Zaten TÜRMOB size zamanda yeteri kadar yaptı. Sağ olsun Mehmet Başkan da öyle bir talepte bulunmadı. Biz sadece kendi katlarımızdan birini vereceğiz dedi. Yani onlar kat karşılığı vermeye razı. Şimdi hibrit yöntemler de var. Onlardan da bahsedeceğim. İsterseniz biraz ilerleyeyim sanıyorum. Takip eden slaytlarımızda bunların finansman yöntemlerine de değineceğim. Şimdi belge satışlarından beklediğimiz 2025 yılı için 14.500 belge satacağımızı varsaydık. Ve bundan sizin onayınızla kabul ederseniz her birinden 375 lira bina fonuna aktarılsın diye bir karar alırsak bizim 2025 yılında bu fonda birikecek tahmini tutar 5 milyon 437 bin lira olacak. Maktu katılım payından 2 milyon 700 bin lira biraz önce hesaplamıştık ki burada bu tutar olmayacağını ben tahmin ediyorum. Bizim esas dayanağımız belge ücretlerine 375 bin lira bir fon koyma. Tabii bu bina 2025 yılında bitmediği için bu belge ücretlerini 2026 yılında da devam ettirmemiz lazım. 2026 yılında da 2025 yılında oluşturduğumuz fonu %40 civarında bir enflasyon oranıyla arttırdığımızda 2026 yılında 7 milyon 612 bin lira da oradan bir kaynak oluşturmuş olacağız. Toplam 13 milyon 50 bin lira gibi bir fona ulaşmış olacağız. Evet. Bizim bu fonumuz 2 ve 3. senaryolar için kullanılabilecek fon.
Bu senaryoların özetini çıkardım. Slayttan görüyorsunuz. Eğer maktu katılım payımız 2 milyon 700 bin lira tahsil edebilirsek, eğer belge satışlarından dolayı 2025 ve 2026 yıllarında 13 milyon 50 bin lira fonda para oluşturabilirsek, toplam 15 milyon 752 bin liralık bir bütçemiz oluşacak. Birinci senaryoda maliyetimiz 30 milyondu. 30 milyondan 15 milyon 750 bin liralık bu bütçemizi çıkardığımız zaman bizim 15 milyon daha kaynağa ihtiyacımız olacak. Bunu o yüzden geçiyorum. Birinci senaryoyu tekrar hatırlatayım. Birinci senaryoda ilave katlar dahil müteahhite hiçbir şey vermiyoruz. Hepsi kendimiz yapıyoruz. Mevcut katlarımızı koruyoruz. İlave 80 metrekareye yakın bir alanımız daha olacak. İkinci senaryoda maliyetlerimiz hatırlarsanız 19 milyon 320 bin liraydı. Bütçemiz yine 15 milyon 752 lira olacak. Aradaki fark 3 milyon 568 bin lira. Hala bizim katkıya ihtiyacımız olacak. Bu katkıyı değerli meslektaşlarım, bakın ben bu kısmı TÜRMOB'dan sağlayabileceğimi umuyorum. Yani 6 milyon artı bu olabilir. Biz bir yetki, bir görüş önergesi vereceğiz. Orada mesela kabul eder misiniz? Bilemem. Farkındaysanız bir geleceğe yönelik gelir durumuna göre katılım payı belirlemeye çalışıyoruz. Bir de Sayın Ekrem Üstadımın önerisi vardı. Geçmişe yönelik, yani son iki yılın gelirlerini baz alarak, eğer sıkışırsak, eğer paraya ihtiyacımız olursa, herkesten değil, belli bir tutarın üzerinde bu meslekten hasılat elde etmiş meslektaşlarımızdan ilave bir katkı talebimiz olacak. Tamamen kabul ederseniz. Bu 3 milyon 568 bin lira burada ikinci senaryoda açık kalacak. Yani ikinci senaryo neydi? Çatı katını alıyoruz veya bir binamızın yarısını veriyoruz. O seçeneğe göre belge ücretlerini arttırdık, aidatları 5 bin lira yaptık ama ona rağmen 3 milyon 568 bin lira paraya ihtiyacımız olacak. Ha ilave katların, pardon özür dilerim. İlave katları verdik. Sadece kendi katlarımız kaldı. Özür dilerim. Ben de karıştırdım. Evet. Sonra üçüncü seçeneğe geldik. Uygulanabilir bir seçenek. Ama yine tekrar söylüyorum, bu senaryoda da herkes 5 bin lira aidat ödeyecek, çalışmayanlar 2 bin lira, belge 3'te ücretleri 750 lira olacak. Bu durumda maliyetimiz 18 milyon 820 bin lira olacak, bütçemiz, yanlış söyledim, 13 milyon 820 bin lira olacak, bütçemiz 15 milyon 752 bin lira olacağı için burada 2 milyona yakın bir fazlamız oluşacak. Tabii buraya gelirken çok ince hesap yapmadım. Yani bunu sıfırlanacak şekilde de hesap yapabiliriz. Dolayısıyla belge ücretlerini 750 değil de 700 veya aidatları 5000 değil de 4750 lira yapma imkanı da var o fazlayı azaltmak için. Ama burada şu sıkıntıyı yaşayacağız, o besbelli. Aidatları zamanında tahsil edemeyeceğiz. Beklediğimiz belge satışları geç olacak. Yani bu sıkıntıları da hesaba katarak bizlerin karar vermesi gerekiyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Açık daha fazla olmayacak. Çünkü müteahhitten aldığımız teklifler, ya bir müteahhitten aldık, bizim 117 olarak belirlediğimiz tutarı kendisi hiç pazarlık yapmadan 129 milyon ben bunu yaparım diyor. Orada diyor ki ama paramı ver, ben sana 129 milyona burayı yaparım diyor. Bu önümüzdeki sene ilave bedel isteyecek sonucu doğurmayan bir uygulama olacak. Evet, değerli başkanım, benim sunacağım kısım bu kadar.
Ben arzu ederseniz yerime geçeyim. Arzu ederseniz burada kalayım. Sorulan sorulara yani cevap vereyim. Şey, yorulmadıysanız orada kalınız. Tamam. Şimdi ben arkadaşlara söz vermek istiyorum. Bu alternatifler üzerinde görüşürsek çok daha somut ilerleriz. Ayrıca tabii bu alternatiflerin dışında da tabii ki arkadaşlarımız görüş önerebilirler. Dolayısıyla arkadaşlar lütfen söz alıp isimlerini söyleyip bizim de burada o önerileri burada toplantı tutanağına yazabilmemiz için mümkün olduğu kadar somut, özlü önerilerde bulunurlarsa sevinirim. Evet, bu dört alternatif üzerinde öncelikle görüş bildirmelerini rica ediyorum. Onun dışında da yine arkadaşlar görüşme önerilerini iletebilirler. Evet, Gülay Hanım buyurun. Yani bu geçici süre kiraya çıkılacak. Hemen bilgi vereyim Sayın Lütfen. Başkanım müsaade Lütfen. Ederseniz. Geçen gün Ünal Başkan'la evet. görüştük. Daha önce bir kiralık yerinin olduğunu söylemiştik Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde. Sağ olsun bir uygun fiyata kiraya vermeye razıyım dedi. Ama bu arada bazı arkadaşlarımız merak eder diye başkanım müsaade ederseniz onu açıklayayım. SMM odasını niye kullanmıyorsunuz diyebilirler. Biz çok iyi niyetli bir şekilde onlarla görüştük. Sağ olsun onlar da tamam dediler ama iş uygulamaya geldiği zaman bize tahsis edecekleri yerin kirası ayrıp 150 bin lira deyince biz geri çekildik. İki ayrı yeri tahsis edebileceklerini söylediler. Aylık 150 bin lira kira zaten bizim toplam giderimiz o kadar. Eğer şey olursa Ünal Başkan'ın ofisini kullanmayı planlıyoruz şu anda. Bu arada bizim Kervan Apartmanı'nda bir mülkümüz var. Mülk sahibine tedbiren bir yazı yazdık. Oradan aylık 16 bin lira. Pardon özür dilerim. Tamam. Mülk sahibi biziz evet. Belki satarız inşallah olur. Yazı yazdık boşaltması için. Geçen gün geldi ben boşaltırım dedi. Eğer boşaltırsa orayı da kullanma imkanımız olabilir. Evet. Onu satmak için de Sayın Başkanım çok özür dilerim. Orayı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yazı yazdım. Bakanlığa gönderilmek üzere. Bunun üzerindeki şerhin kaldırılması diye. Başvurduk ama kaldırılır mı kaldırılmaz mı bilmiyorum. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bu hafta ben de randevu alıp gidip görüşeceğim. Defterdarımızla birlikte. Evet. Arkadaşlar burada mı söz almak istersiniz yoksa mikrofon var. Yani onu da şey yaparsanız. Evet buyurun. Buyurun. İsim söyler misiniz? Murat Kösoğlu. İnmeden bir şey daha açmak istiyorum. Alternatiflerde katmaliklerin kendilerinin bina yapmasıyla ilgili bir konuşma oldu mu ya da bu düşünüldü mü? Bununla da ilgili bilgi verirseniz sevinirim. Onlarla görüşmemiz oldu tabii. Yazılı herhangi bir sözleşme yok ortada. Eczacılar Odası bir katı satın almayı düşünüyor. Şimdi bizler karar verdikten sonra belki ilave katı kendileri almak istiyor. Belki SMM odasının katını kendileri alabilirler. Onlar mevcut katı korumak için bir katı almak zorunda veya bir katın bedelini ödemek zorundalar. SMM odası bir katını müteahhite vermeye kararlı ve razı. İkinci katta özel bir kişi var. O katının yarısını vereceğini söyledi. Bunlar hep konuştuk. Zaten 5-6. Katlar bize ait. Zemin kat, dükkanın sahibi 80 yaşında bir yurttaşımız şeye de katılmadı zaten. Bizim aldığımız karara da kendisi katılmadı. Ama son zamanlarda o projeleri falan görünce o odadaki arkadaşlarımıza bayağı bir olumlu mesajlar gönderdiğini duyuyoruz. Ya herkesle konuştuk. Evet. Ama onu ama biz yetki almadan gelişmedi yok. Yani o anlamda parasal olarak gelişmedi.
Evet.